birlikte, birlikte zaferlerle koşalım hep birlikte. Efes'te kupalar kalsın. Hep birlikte çıktık yola, tek yürek olduk biz bu oyunda. Hedefe doğru her zaman aşkla, yarındaysan sen, ben, hep, hep ama hep kazanırım. Tek nefes olduk, tek bilek olduk. Benim yerim burası. Tek nefes olduk, tek yürek olduk. Yürürüz omuz omuza. Tek nefes olduk, tek bilek olduk. Benim yerim burası. Tek nefes olduk, Efes'te coştuk. Sevgili Anadolu Efesliler, değerli basketbol severler, Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes, TD Systems, Baskonia, Vitoria, Gasteiz karşılaşması öncesinde gerçekleştirdiğimiz Anadolu Efes stüdyoya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir kez daha sizlerle birlikte olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz Anadolu Efes stüdyoda. Eğlenceli içerikler, ödüllü yarışmalar ve ilgi çekici istatistiklerin yanı sıra özel konuklarımız da sizlerle birlikte olacak bu akşam Anadolu Efes stüdyoda. Tüm taraftarlarımızdan Twitter hesabımızdaki Anadolu Efes Stüdyo linkini arkadaşlarıyla, eşiyle, dostluyla, tanıdıklarıyla paylaşmasını rica ediyoruz. Neden? Çünkü çok daha fazla sayıda Anadolu Efesli'ye, çok daha fazla sayıda basketbol severe ulaşalım hep birlikte Anadolu Efes Stüdyo aracılığıyla. Sevgili Anadolu Efesler, Anadolu Efes Stüdyo'yu takip ederken de fotoğraf çekmeyi lütfen unutmayın. Sosyal medya paylaşımlarınızda da kulüp hesabımızı Benim Yerim Burası ve Anadolu Efes Stüdyo etiketlerimizde de ekleyerek paylaşmayı unutmayın. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Anadolu Efes Stüdyo'da taraftarlarımıza hediye kazandırmaya da devam ediyoruz. Bugünkü yayınımızın linkini Twitter'da alıntılayan ve Anadolu Efes Stüdyo neden izlenmeli sorusuna en yaratıcı yanıtı yazarak jürimizi etkileyen taraftarımız Anadolu Efes forması kazanacak. Haydi Anadolu Efesli, Twitter'daki Anadolu Efes Stüdyo linkini alıntıla ve en yaratıcı yanıtını bizimle paylaşmayı da unutma. Değerli fan club'lılar, yine mobil uygulamamızda maça desteğini göster butonuna tıklayarak 25 fan club puanı kazanma fırsatını sakın kaçırmayın. Nerede olursanız olun, maça desteğini göster butonuna tıklayarak Turkish Airlines EuroLeague maçlarımızda 25 ve ING Basketbol Süper Ligi maçlarımızda da 15 fan club puanı kazanabilirsiniz. Bu arada değerli fan club'lar için de bir önemli hatırlatma. Yarın 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü. Bu sebeple partnerimiz Kahve Dünyası ile birlikte sizler için çok özel bir sürprizimiz var. Mobil uygulamamızda maça desteğini göster butonuna tıklayan ilk 500 fan club'lı arasında 5 ve 5'in katları sıradaki fan club'lılar Kahve Dünyası'ndan içerisinde Türk kahvesi ve lavi çikolatalarının bulunduğu hediye kutusu kazanacak. Ayrıca partnerimiz Kahve Dünyası'nın 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'ne özel sürprizleri bununla da sınırlı olmayacak. 5 ve 6 Aralık günlerinde, yani bu hafta sonu, kahvedunyası.com'dan yapacağınız tüm alışverişlerde sepet tutarı şartı aranmaksızın 100 gram paketli Kahve Dünyası Türk Kahvesi hediye olacak sizler için. Bu fırsatı da sakın kaçırmayın diyoruz. Partnerimiz Kahve Dünyası ile birlikte Dünya Türk Kahvesi Günü'nü şimdiden bir kez daha kutluyoruz. Siz değerli Anadolu Efeslilerin, siz sevgili basketbol severlerim. Evet, sevgili Anadolu Efesliler, Bayern Münih karşılaşması yönetmenim beni uyarıyor. Fan Club üyelerimiz için şanslı mola kampanyamız devam ediyor ve Anadolu Efes stüdyo sırasında çok kısa süreli bir şanslı molamız olacak ve bu mola sırasında da mobil uygulamamızdaki kampanyaya katılan ilk 20 fan club'lı yeni partnerimiz Konix'ten hijyen seti kazanacak. Evet, bir kez daha hatırlatıyorum. Şanslı molamız olacak yayın esnasında ve bu mola sırasında mobil uygulamamızdaki kampanyaya katılan ilk 20 fan club'lı yeni partnerimiz Konix'ten hijyen seti kazanacak. Şanslı molayı kaçırmamak için Anadolu Efes stüdyo yayınını sonuna kadar takip etmeyi lütfen unutmayın sevgili Anadolu Efesliler. Bayern Münih karşılaşması öncesinde gerçekleştirdiğimiz 4. Anadolu Efes stüdyo yayınına gösterdiğiniz ilgi için sizlere bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz. Yine yüz binlerce Anadolu Efesli ile buluştuk Anadolu Efes stüdyo aracılığıyla. Peki Karya Çandar, Deniz Aksoy ve Cenk Akyol'un
konuk olduğu 4. Anadolu Efes Stüdyo'da neler yaşandı şimdi hep birlikte hatırlıyoruz. Anadolu Efes Stüdyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Nevan? Çok teşekkürler. Çok keyifli seni Anadolu Efes Stüdyo'da ağırlamak. Bizlerle birlikte olduğun için, bizleri kırmadığın için çok teşekkür ederiz. Ya benim çocukluğumdan başlayan bir taraftar durum söz konusu. Ben de Anadolu Efes'in Ankara'da altyapısında oynayan birisinin çocukluğunda. Ona geleceğiz. Basketbol oynamaya geleceğiz. Kendinize çok iyi bakın desinler. Ve imzanı rica ediyor. Benim forman da çift sıfır. Ben like'in yüzünden devam ediyoruz. Evet, bunu da bir güzel anı olarak saklayacağız. Şöyle bir taraftarlarımıza gösterelim formayı. Bana dezenfektan mı getirdin çaylak? Sağ ol, çok naziksin. Çok teşekkür ederim. İmzalı Vasilije Micić formasını kazanacağım diyorsun. İki soruya da doğru yanıt verirsen tabii ki. 2'de 2 yaptın Çaylak Soruyor yarışmasında ve Vasilije Micić'in imzalı formasını kazandın. Rakibimiz Bundesliga'daki son maçında Borussia Dortmund'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti ve Bayern Münih'in en golcü oyuncusu 11 golle Polonyalı forvet Robert Lewandowski son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve Bayern Münih 18 puanla Bundesliga. Arkadaşlar yalnız bu Bayern Münih futbol takımı ile ilgili bilgiler. Sevgili Deniz Aksoy, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. En son Yunanistan'da bir maç sonunda bir programa konuk olmuştum. Evet. Şimdi de buradayım, sizlerleyim. Çok teşekkürler öncelikle. Anadolu Efes Stüdyo'da sizi ağırlamak gerçekten çok büyük bir keyif. İlk basketbol topunu elime aldığımda ben oradaydım, Merter'deydim ve ben belki 2 yaşındaydım, 3 yaşındaydım. Benim basketbolla tanışmamın nedeni Anadolu Efes, Efes ailesi. O zaman bir kalple bırakayım bari. Şöyle. Kampanyaya katılan taraftarlarımız dijital tribüne de olacaklar ve tribün heyecanına artı bir olacaklar. Mobil uygulamamızda yayınlanan kampanyaya 100 puan karşılığında katılan fan clublılar benim yerim burası tribününde kurallara uygun fotoğraflarıyla birlikte yer alıyor. Evet, 3 numaralı bardağın altında top. Topun nerede olduğunu doğru tahmin ettiniz. İlhan Bey, tebrik ediyoruz sizi. Bizler de çok iyiyiz. Anadolu Efes Stüdyo'da seni ağırladığımız için gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Yani altyapı döneminden ziyade keşke A takımda da 40 sayılar, 50 sayılar atıyor. Ama o kadar kolay değil tabii yani. Altyapıda daha farklı olabiliyor yani. Çok farklı. Altyapıda oynanan tabii basketbolla bu seviyede oynanan basketbol çok farklı. Yine geldi. Sevgili basketbolumuz Çaylak. İmzalarını rica ediyoruz. İşte kulübümüzden yetişen eski oyuncumuz. Bayern Münih maçında kadromuzu oluşturan 12 oyuncumuz. Evet sevgili Anadolu Efesler, geçtiğimiz Anadolu Efes Stüdyo'da neler yaşandığını hep birlikte hatırladık. Ama bu akşam da en az bir önceki program kadar keyifli ve dolu dolu bir Anadolu Efes Stüdyo sizleri bekliyor. Çok değerli konukları ağırlayacağız. İşte o değerli isimlerden ilkine, daha doğru bir deyişle ilk ikisine iyi akşamlar demenin ve onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirmenin zamanı. Sevgili Mesut Süre ve sevgili Anlatan Adam bizlerle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz. Mesut Süre hoş geldin. Anlatan Adam hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin sizler. İyi, çok teşekkürler. Çok keyifliyiz. Çünkü siz Anadolu Efes Stüdyo'da konuksunuz ve Anadolu Efesliler de bundan son derece memnun. Ben zaten bir Anadolu Efes taraftarıyım. Nahmoski, Chris Corciani daha o dönemlerden itibaren. Kendim de eski bir basketbolcuyum ama çok başarısız bir basketbolcuyum. ama Efes hakikaten büyük taraftarı oldu. Geçtiğimiz sene de Euroligi alacakken bir sebepten alamadığımız bu sene de çok iyi gidiyor. Yani çok mutluyum burada olmaktan şu an. Süper. Anlatan Adam, senin de duygularını alalım girişten. Valla keşke Mustafa Hocam orada olabilsek. Çok istedim. Çünkü gerçekten onu, yani o maçı orada canlı izlemek istiyordum. En son izlediğimiz, ben de bir Efes taraftarıyım. Ve hararetli bir şekilde gerçekten çok istedim. Çünkü en son galiba tam bir sene önce Zalgiris maçına gelmiştik. Çoluk çocuk, ailecek. Ve o dönemi hatırlarsınız siz. Benden daha iyi hatırlarsınız. Böyle Maccabi, Dinki, Zalgiris. Arka arkaya. Bu ses bana mı geldi sadece? Yok, hayır. Tüm salona geldi. Süreniz doldu Anlatan Adam. Vallahi
muhtemelen takdiri ilahi yani. Evet, bu yani çok uzattığınız zaman yanıtları bu korna hep çalıyor olacak. Peki toplayın lütfen, buyurun. Evet, böyle arka arkaya bir üçlü, böyle 20 sayılık farkların falan olduğu bir üçlüye denk gelmiştik biz böyle ailecek. Ondan beri de maçlara gelemiyoruz. Onun için hasretle bekliyoruz inşallah. Seyirci olarak da geleceğiz tekrar. İnşallah, inşallah. En kısa sürede sizleri bekliyoruz. Ne kadar tutkulu birer Anadolu Efes taraftarı olduğunuzu biliyoruz. Sevgili Mesut Süre, seninle başlamak istiyorum. Twitter'da taraftarlarımıza sorduk. Mesut Süre'yi anlatan adama sorunuz var mı diye. İlk sorumuz sana gelecek Mesut Süre. Bir Anadolu Efes taraftarı yöneltti sorusunu. Sevgili Ozan Çağlargil'in sorusu. Takımının şampiyonluk maçıyla... Şu anda görüntüye gelen soru değil, bir önceki soruyu alalım lütfen. Evet, şimdi yönetmenimden bekliyorum yansıtacak soruyu ama ben hemen iletiyorum. Takımının şampiyonluk maçıyla sevgiliyle ilk yıl dönümü kutlamanız aynı gün. Şampiyonluk maçına VIP bilet ve yalnızlık mı, yoksa sevgiliyle akşam yemeği ve şampiyonluk maçını kaçırmanın getirdiği sonsuz pişmanlık mı? Abi 120 bölüm ilişki testi çektim ben, evet. YouTube'a. O yüzden herhangi bir sevgiliyle akşam yemeğini değil şampiyonluk maçına atıyorum, bir tane kürdana ihtiyacım var. Kürdana tercih ederim. Yani çok önemli bir şey değil o taraf. Bence canlıyan bütün ilişkiler. O yüzden maç, hemen maç. 1.1 verir bahis oynasak. Maça gidelim. Peki sevgili Mesut Süre. Evet. Anlatan adama gelecek şimdi de. Erda Aydemir yönetmiş soruyu. O soru gelsin şimdi ekrana. Ben de aktarıyorum. Rabarba ekibinden ilk 5 yapsan pot altında Mesut Süre mi olur, yoksa Kemal Ayça mı? Valla çok açık ara Mesut Süre olur. Çünkü Mesut 2-0-1. Ve yani fena da oynamıyor basketbol. Ara sıra oynuyoruz beraber. Mesut gayet iyi basketbol oynuyor. Yani Mesut benim takımımda ilk seçtiğim oyunculardan bir tanesidir. Hatta birincisidir. Yani Mesut Süre'yi yazarım, yanına da diğer 4 kişiyi yazarım. Evet, kesinlikle. Benim ben de kendimden önce Mesut'u alırım büyük ihtimalle. Şöyle bir anım var benim Mehmet Okur'la. O tabii ki hatırlamaz. O lisede oynarken, ben de lise basketbol takımında oynuyordum Bursa'da. Biz karşılıklı oynadık. Ben 3 dakika savundum kendisini. Üzerinden 12 sayı attı. Bir daha da maça giremedim. Sevgili Mesut Süre, Mehmet Okur konuktu bir önceki bölümde. Bu anıyı anlattı. Hatırlamaz. Bu anıyı anlatacağım ama Mesut Süre hatırlamayacaktır diye anlattı. Abi nereden hatırlasın adam? NBA'de oynamış 15 sene. Lise takımında üzerinden sayı attı. Kötü bir basketbolcu. Peki. Sevgili Mesut Süre, bir ilişki testi klasiğiyle devam edeceğim müsaadenle. Ve bu soruyu da her ikinize de sormak istiyorum. Anadolu Efes Spor Kulübü ile nasıl tanıştınız? Vay ne güzel abi. Ben Bursalıyım. Bursa'da Tofaş'ın maçlarına giderdim lisedeyken. Tofaş Sastık o zaman. Ama Efes sevgim o kadar yüksekti ki ikisi maç yaptığı zaman bir gönlüm hep Efes'ten yanaydı. Daha o zamanlardan itibaren. Herhalde bir 20-21 yıllık bir taraftarıyım. Bizim Final Four'a ilk katıldığımız bir maç vardı. Ben orada ağlamıştım yani. Galiba Asbel Villarban elemişti Efes Bilsen. O zamanki adıyla Efes Bilsen. Bayağı böyle ağlayarak maçı bitirmiştim evde. O kadar heyecanlı bir taraftarım. 20 senesi var. Peki anlatan adam? Valla ben Mesut'un böyle bir şey söylemesi beni çok şaşırttı. Çünkü bu da benim hayatımın aslında parçalarından bir tanesi. Ben çocukları herhangi bir takımı tutsunlar diye ısrarlı bir baba değilim. Tam olarak Mesut'un yaptığı gibi. Oğlum iki tane maç seyrederken, yani bir maç seyrederken, iki takımı seyrederken hangisinden böyle gönlünden çok isteyerek kazanmasını istiyorsan sen o takımın taraftarısın diyorum bugün itibariyle. Futbolda da, basketbolda da. Ben futbolda bir başka takımı tutuyorum. Ama bakıyorum ki 90'lı yılların sonlarından itibaren Efes maçını seyrederken Efes'i tutuyorum. Yani kendimi engelleyemiyorum. Kendi takımımla Efes oynuyor, Efes'i tutuyorum. Sonra fark ettim ki ben Efesliyim. Yani ben Anadolu Efes'i tutuyorum. Şimdi çocuklara da serbest bıraktım. Onlar da amatör olarak basket oynuyorlar şu an. Onlar da Anadolu Efes'i seçtiler. Böylece biz ailecek Anadolu Efes taraftarı olduk. Peki, gönlümüzden geliyor, gönlümüzden. Aslında buna çok bağlı bir soruyla devam etmek istiyorum. Anlatan adam, seninle devam etmek istiyorum müsaadenle. Şimdi nasıl tanıştığını anlattın, aslında birazcık da anlamına da değindin. O Anadolu Efes'in sizin için ifade ettiği anlam çerçevesinde neler eklersiniz? Mesut Süre aynı soru size de gelecek anlatan adamdan sonra. Tabii. Neler ekleriz? Evet, yani neler ifade ediyor anlamında, o çerçevede neler eklersiniz? Valla şöyle, yani
benim için basketbol çok dürüst davranayım. 4-5 sene önce çocukların basketbola amatör olarak başlamasıyla başka bir yere taşındı. Çok büyük bir heyecan, futboldan daha büyük bir heyecan ifade etmeye başladı basketbol çocukların oynamalarıyla. Dolayısıyla onlar da bir takım insanları şey yapsınlar diye, yani idolize etsinler diye şu anki koçları mesela, yani şeyi idolize edemiyoruz. NBA'de LeBron James'i idolize edemiyor çocuklar. Çünkü başka bir şey oynuyor adamlar NBA'de. Ama bizde Doğuş Balbay'ı idolize etmek, yani kaptanı idolize etmek ya da Shane Larkin'i idolize etmek bizim çocuklar için çok önemli. Onun için de biz böyle şu an bayağı bizim çocuklar da büyüyünce acaba bir Doğuş Balbay olur da bir kaptan olur mu? Acaba işte Shane Larkin gibi oynar mı? Mıtsiç gibi oynar mı diye başka bir gözle bakıyoruz şu an. Biraz böyle ebeveyn gözüyle bakıyoruz ama beni çok mutlu ediyor Anadolu Efes maçlarını seyretmek hakikaten bu gözle. Sevgili Mesut Süre, siz ne eklersiniz? Ben eklerim abi. Peter Namoski, Ufuk Sarıca, Volkan Aydın. Bir tarih ifade ediyor yani. Evet, Tamer Oyguç, Konrad McRae tarihini, Murat Evliyaoğlu tarihi ifade ediyor benim için. Bu 6 kişilik kadro, 8-10, diğerlerini de şimdi biraz zorlasam hatırlarım. O zamandan bence bütün Türkiye'ye basketbol sevgisini aşılayan harikulade bir kulüp. Şu anda da müthiş kurumsal işler yapıyorsunuz. Tebrik ederim hepinize. Çok teşekkür ederiz. Biraz şimdi sizin alanınızla devam edelim. İşte Rabarba, Rabarba Talk, ilişki testi. Nasıl geçiyor bugünler? Yani her ikinize birden sorayım. Karşılıklı da konuşarak da cevap verebilirsiniz. Tabii. Rabarba bir 12 yıllık bir radyo programı. Şimdi bir yıl önce de onu videoya taşıdık beraber. Arkadaşlarımla birlikte. İlişki testi de 3 yıldır devam eden bir proje. O da video olarak çekiliyor ve YouTube'a konuyor. Bütün bunlar birbirini besliyor. Tabii şu anki süreçte biraz daha çekim, yeni bölüm yayınlamak zor. Ama bekleriz. Sorun yok. Yani baharda tekrar döneceğiz hepsine muhtemelen. Şu an için yolunda her şey ya. Ya güldürmek çok kıymetli bir şey yani. Certainly, certainly, definitely, definitely. Absolutely. Absolutely. Peki anlatan adam. Valla Rabarba bizim canımız. Benim için Rabarba'ya gitmek, yani radyoya da gitmek, Rabarba Talk'a da gitmek normal işlerin dışında. Gerçekten Mesut'a her zaman öyle söylüyorum. Bir vaha benim için. Çünkü mizahla uğraşan, bir de birbiriyle çok yakın arkadaş olan bir ekibiz biz. Egosuz bir ekibiz. Çok eğleniyoruz beraber. Onun için benim için çok önemli. Hepsi çok önemli. Peki, yeniden basketbola dönelim mi? Tabii. Hemen. Bu sezonu takip ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet, nasıl görüyorsunuz 2020-2021 sezonunu? Şu ana kadar takımın performansını. Kim başlamak isterse yani buyursun. Ben başlayayım mı? Tabii başla abi. Ya yanlış. Çok teşekkürler sevgili Mesut Süre. Anlatan adam. Peki, ne oldu, ses nerede? Ay ya, siz duyma, bu kez size gelmedi. O kadar da bir gücün yokmuş. Hadi nerede ses? Peki. Valla 7-4'üz galiba şu an. 7 galibiyet, 4 galibiyet yanlış bilmiyorsam. Muhtemelen ilk 4'te kapatır Anadolu Efes, öyle tahmin ediyorum. 2 olur, 3 olur, 4 olur, 1 olur, o fark etmez. Çok zor değil Final Four ama Final Four eğer değişmediyse, yine hala tek maçsa biraz daha o günkü performansa bağlı. Ama şampiyonluk niye olmasın? Final Four kesin bence. Bence de kesin. Bence de kesin. Final Four kesin. Pardon, buyurun. Final Four kesin ama şampiyonluk olabilir. O günkü performansa çok bağlı o. Yani 20 atarsınız, 20 inersiniz. O gün belli olmaz o yani. Oyuncu performansına bağlı, takım performansına bağlı. Tek maç olduğu için. Evet. Final yani finale gelmeden önce o Final Four'daki ortam da çok belirleyici oluyor. Tabii. Yani yarı finallerde de çok sürpriz yaşandığı da oldu biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda. Kim anlatan sakat, adam kestim sizi, buyurun. Yo, estağfurullah. Yani şu an galiba bir maç eksikle şeyiz yani, neredeyse işte birdeyiz yani şu an, ben öyle görüyorum. Önümüzdeki yani bu 2-3 gün sonraki Petkin maçıyla. Euroleague'de de gayet güzel gidiyor. Yani çok güzel, bence inanılmaz bir şey yakalanmıştı. O devam ediyor gibi geliyor bana. Yani arka arkaya 20 sayı, 10 sayı, 20 sayı farklar atan, Euroleague'de de aynı şekilde giden bir Anadolu Efes izliyorduk. Aynı heyecanla bence şu an tekrar geri döndük gibi geliyor bana ve ben bu gidişattan çok mutluyum. Kadro çok iyi, kadro. Kadro çok iyi yani. Aynı isimlerin devam etmesi de çok iyi. Hazır kadrodan dem vurmuşken sevgili Süre, favori oyuncularınızı alabilir miyim takımdan? Vasilije Micić. Tamam. Shane Larkin.
Bir de çok böyle göz önünde olmaz ama çok pis işleri yapıyor sahada. Chris Singleton. Çok çok iyi. Singleton müthiş. Peki. Tabii. Anlatan adam? Valla ben yani tabii ki Shane Larkin yani. Ama ben Doğuş Balbaycıyım. Ben ne zaman ihtiyaç olsa şey çakısı gibi, Swiss çakı gibi bir anda maça girip yapılması gerekeni yapıp çıkan bir adam. İnanılmaz bir adam. Müthiş bir adam. Dolayısıyla ben en çok Doğuş Balbay. Bir de bizim çocukları, çok çocuklar diyorum onlarla beraber seyrettiğimiz için. Tibor Plyce çok seviyoruz biz. Yani çünkü... tam bir görev adamı. Tam bir görev adamı. Üçlük atan bir center. Yani çok acayip bir adam. Evet. 2.21 değil mi? 2.21. Evet ya, yani müthiş. 2.21 olup üçlük atan bir adam yani. Bu çok müthiş bir adam. Bir de galiba diğer oyuncularla ilişkileri çok iyiymiş Tibor Plyce'in. Dolayısıyla takım içerisinde de çok sevildiğini söylüyor bizim çocuklar. Öyle şeyler okuyorlar. Bana seyrettiriyorlar. Onun için böyle sanki Tibor Plyce benim böyle en sempatik, gördüğümde böyle sarılasım gelen bir basketbolcu. Ama ben de James Anderson, Bryce Dunstan mesela çok 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 iyiler bunlar. Hepsi iyi ya oyuncuları. Bir şey söyleyeyim. Ben de tam onu söyleyecektim sevgili anlatan adam. Aslında farkında olmadan yani tüm kadroyu sayıyoruz. Sayıyoruz. Evet. Yani çünkü müthiş bir takım kimyası yakalandı. Müthiş bir takımlaştık ruhu yakalandı. Kesin. Şimdi basketbol kesin açısından değerlendirdik ama Rabarba veya Rabarba Talk'a konuk alacak olsanız hangi oyuncuyu alırdınız? Bir de öyle sorayım. Mesleki açıdan değerlendirin. İngilizcemiz çok zayıf olduğu için yerlilerden almak zorundayız. Sertaç Şanlı sayıyoruz. Tabii, Sertaç geçen sene de çok iyi işler yaptı. Doğuş'ta daha önce küçük bir yayınım olmuştu benim. Doğuş Balbay harika bir adam. Ondan sonra başka... Erten Gazi. Ah yaşa. Peki yani kolay mı zor mu ya? Istiyoruz. Kolay mı zor mu ya? Vallahi gene herhalde Türkleri alırız yani. Tamamen Türkleri alırız. Çünkü kolay mı zor mu ya gelip de şarkı söyleyecek, taklit yapacak birisi yoktur tahmin ediyorum. Hiç bilemezsiniz. Hiç belli olmaz. Bu Burhan Tuncel'e de buradan selam söyleyelim. Çok beğendiğim bir basit. Onu da atlayalım evet. Çok beğeniyoruz. Peki aynı şeyle devam edelim mi Mesut Süre? İlişki testi peki? Orada yani, kimi ağırlamak isterdin? Ha ilişki testinde. Evet. Vallahi işte orada olur ha. Orada yani bir tane tercümanla falan olur. Çünkü eşiyle oraya gelip çekinen, utanan yabancı basketbolcu izlemek bence çok keyifli olabilir ya. Çünkü benim bir beginner'a kadar bir İngilizcem var. O soruları sorsam yeter. Ben o zaman ben yardımcı olurum. Ben onun sözünü vermiş olayım. Ne güzel olur ya. Evet, ne güzel süper olur. Hatırlıyor musunuz? Abdi İpekçi dönemindeki maçlardan önce yayını oradan yapıyordunuz. O günlerden evet, kalan ne anılar var? Ne paylaşırsınız bizle sevgili Süre? Abi ben Cedi ile kısa bir program yapmıştım İpekçi ile yine. Cedi Osman'la. Zaten benden sonra aldı yürüdü. Şimdi ilk 5 çıkıyor yani. 35 dakika süre alıyor. Çok çok tatlı adamlar. Zaten basketbol... Cedi Osman'ın başarısını kendine bağlayamazsın. Cedi'ye son umurlu geldim yani. Cedi'ye son umurlu geldim. Çok fena. O programdan sonra yürüdü zaten. Abi ertesi gün draft edildi ya. Bir gün diyorum. Peki. Şimdi şöyle güzel bir şey var. Sevgili Mesut Süre senle devam edeceğim. Bu 2019-2020 sezonu sona erdirildikten sonra açıklamayı alıntılamış ve şöyle bir şey yazmıştın. Gönlümün Euroleague şampiyonudur bu sene Anadolu Efes demiştin. Evet. O açıklamayı okuduğunda neler hissetmiştin? Abi çok işte zaten şimdiye kadarki de hissediyorsak onu karşılayan bir klaslıkta karşılamış. Çünkü geçen sene Anadolu Efes favorisiydi hakikaten bu işin. Açık ara birinci gidiyordu ve içeride 8 dışarıda 15 atıyordu herkese. Şampiyonluk da gelecekti muhtemelen ama ona rağmen bunun bir dünyayı ilgilendiren bir problem olduğunu kabul edip doğru, hiçbir aksi bir şey söylemeden harikulade bir cevap vermiş Anadolu Efes Kulübü. Ben gurur duydum. Bence yine şampiyonsun. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Efes olmalı yani. Bence de öyle. Peki. Anlatan adam seninle devam etmek istiyorum. Yine basketbola döneceğiz. Şu anda takımda oynasan hangi pozisyonda oynamak isterdin ve forma numaran kaç olurdu? Bu önemli. Hiçbir pozisyonda oynayamazdı. Gözleri kararır. Hiçbir pozisyonda oynayamazdı. Ama ciddiye alır, bittiye alır. Adamın sebebi olursunuz. Böyle bir şans varsa... Zaten ben bu boyla 1.87 boyum. Bu boyla ancak yani shooting guard da oynayamam da işte PG point oynarım guard herhalde. Bir numara. Point guard. Boyu kurucu. Ne kadar yavaş getirsin topa. Hiç izlenmez o maç. Forma numarası peki? Forma numarası? Valla forma numarası çift sıfır çok beğeniyorum.
Çirsaf'ın. Peki. Mesut Süre. Çok beğeniyorum. Abi ben şimdi başarısızım dedim ama çok değişik bir fiyo oturdular. Sana şöyle söyleyeyim. İstatistik vereyim anla. Tamam. İki sayı, tamam mı? 9 rebound ortalamalarım, 7 asist. E güzel. Yani böyle atanamamış Sabonis gibi düşün beni. Anladın mı? Böyle asist. Uzun boylu bir asist yapıyor. Hep böyle aklım aradan biri kaçsın da önüne topu yuvarlayayım. Oradayım yapıyor. Vallahi billah. Forma numaram da 13 olurdu. Çünkü 13 numaralı basketbolcular çok yeteneksiz oluyorlar genelde. Bu yani, nasıl bir genelleme? Kim mesela? Valla isim veremiyorum ama böyle izlediğim maçlarda bakıyorum 13 numara. Bu Utah Jazz'da falan vardı vaktiyle. Maçsel videoda öyle bir şeydi. Hep bakıyorum bir hiçbir şey anlamıyor. Basketbola uzak hep 13 numara. Ben peki, de hep 13 giyerim. Peki sevgili Mesut Süre, anlatan adam. Konukluğunuzun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Neler söylemek nasıl istersiniz dersin? Anlatan adam, senle başlayalım. Anadolu Efeslilere neler söylemek istersin kapatırken? Anadolu Efes taraftarları inşallah hep beraber seyircili günlerde, güzel günlerde maçlarda buluşalım. İnşallah, çok güzel. Mesut Süre? Abi Anadolu Efes çok kıymetli bir organizasyon Türkiye için. Bunun devamını diliyorum. Sportif başarılar bir sene gelir, öbür sene gelmez ama Anadolu Efes'in bu varlığı basketboluna çok kıymetli. Öyle devam etsin herkes. Herkes için teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz için de çok mutluyuz. Çok teşekkürler. Sizleri ağırlamak gerçekten çok büyük keyifti. Çok mutlu olduk. Anadolu Efes Stüdyo'la bizlerle birlikte oldunuz. Sevgili Bilmiyorum anlatan abi. Adam, sevgili Mesut Süre. Mesut Süre şöyle hayal et. 24 saniye hücum süresi bitmek üzere. Top sende. 3 sayılık basketi attın. Nasıl anons ederdim seni? Vay, hanımlar beyler ilk kez attı. Şöyle olurdu herhalde. Mesut süre dolarken 3 sayılık basket. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler sevgili Mesut Süre, anlatan adam. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın, en kısa sürede burada salonda görüşmek üzere. Sevgiler. Seve seve, kolaylıklar. Sevgili Anadolu Efesliler, şimdi Anadolu Efes Stüdyo'ya kısa bir ara veriyoruz. Az sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Çekil 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 çekil. Git hemen yeşil soğan doğra. Nasıl abi? Komşu değil miyiz ya? Unutmuşum almayı, ne var bunda? Hadi oğlum hadi. Bizde yok da söyleyelim hemen. Ben öyle her yerden söylemem. Hemenden söyleyelim. Migros hemen. Bak olur işte. Oğlum dur dur. Gel. Gel benim telefondan indir. Hah, taze soğan. Ekle. Makarna. Şefim bir de yoğurt söyleyelim. Yoğurt da söyle. İhtiyacınız olan binlerce ürün Migros Hemen'le dakikalar içinde kapınızda. Migros'taki fiyatla, Migros Hemen kapında. Migros Hemen Hemen. Bu da soğansız olmaz ha. Yeniden sizlerle birlikteyiz Anadolu Efes Stüdyo'da. Sevgili Anadolu Efesler, Mesut Süre ve anlatan adamla çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Açılışta da belirtmiştim, keyifli yarışmalarımız olacak. İşte o yarışmalardan ilki serbest atış yarışmasını gerçekleştirme zamanı. Tam 500 fan club puanlı bir ödüllü serbest atış yarışmasını gerçekleştireceğiz. İlk kez Anadolu Efes Stüdyo'da bir fan club üyemiz dijital bağlantıda bizlerle birlikte olacak ve kendisinden iki oyuncumuzun isimlerini doğru şekilde bilmesini isteyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Karışık düzende gelecek oyuncularımızın ismi ve soyadının harfleri ve doğru olarak bilmesini tahmin edeceğiz. Harf de satın alabilecek, bazı harfler satın eksik olacak. Harf aldığında ise tam 50 fan club puanı eksilecek 500 fan club puanından. Bir harf alması durumunda söz gelimi 450 fan club puanı hemen onun olacak. İki oyuncumuzun ismini de doğru tahmin etmesi durumunda. Şimdi taraftarımıza bağlanacağız ve kendisiyle serbest atış yarışmamıza başlayacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa abi. Sevgili Mert Keskin. Evet. Nasılsın Mert? Sağ olasın, nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş geldin yarışmamıza. Yeni bir yarışma Anadolu Efes Stüdyo'da. Serbest atış. Evet. Hazır mısın? Gayet. Serbest atış başarılı olduğu zaman nasıl anons edildiğini biliyorsun. Mert Keskin. Evet. Evet. Yarışmamızı anlattım. Duydun. Şimdi karışık düzende gelecek ilk oyuncumuzun adı ve soyadının içindeki harfler ve senden adını soyadını doğru tahmin etmeni isteyeceğiz. Hadi gelsin bakalım. Eğer zorlanırsan da harf alabileceksin 50 fan club puanına. Harf alabilirsin. Biraz kafan karıştı.
Biraz kafan evet, karıştı evet. Mert. Bir harf alabilirim. Bir harf alabilirim. Bir harf alalım. Bir harf açalım bakalım. B açıldı. Bir anda kadroyu unuttun değil mi Mert? Evet evet. Şu an gerçekten öyle bir durum var. Tamam. Öyle bir heyecan olurdu. Bryant Dunstan olabilir mi? Nasıl? Bryant Dunstan. Şöyle bir harf daha mı açalım dedin tamam. Mert? Duyamadım seni. Bir harf daha açalım dedin mi? Tamam açalım. Peki bir harf evet, daha açalım. 100 puan gitti ama 500'den. Yumuşak G açıldı. Yumuşak G. Evet. Buğran Tuncer. Buğran Tuncer mi? Yumuşak G evet. olduğuna göre herhalde Türk oyuncu evet. olsun. Evet. Peki görelim bakalım Buğran Tuncer mi? Evet Buğran Tuncer doğru yanıt ama 100 puan eksildi bir kere. Bakalım şimdi ikinci isim gelsin. Karışık düzende gelecek yine harfler ve işte 4 harf eksik. Kim olabilir? Bryant Dunstan. Bryant Dunstan mı? Acele etme. Harf alsan acaba nasıl olur Mert? Almasak. Bryant Dunstan'da E yok ama. Evet doğru. Bir ya. Harf alalım Mustafa abi. Harf alalım. J açıldı. Jandarmanın J'si. Ve sana çok büyük... James Anderson. Evet çok büyük ipucu. James Anderson. Görelim doğru yanıtı. Ama 150 puan eksildi. 3 harf aldın. Tam 350 fan club puanı kazandın bizden sevgili Mert. Teşekkür ediyorum. İlk kez gerçekleştirdiğimiz serbest atış yarışmasında bizlerle birlikte oldun. Seni sana çok teşekkür ediyoruz. Ve 350 fan club puanını kampanyalarda kullanmayı unutma diyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Maçı da takip etmeyi unutma tabii ki. Anadolu tabii. Efes Stüdyo'da kal. Yayınımız devam ediyor sevgili Anadolu Efesler. Mert Keskin bizlerle birlikte oldu serbest satış yarışmasında. Turkish Airlines Euro Lig'deki 9. maçımızda Kimki Moskova'ya karşı tam 105 sayı kaydetmiş. Ve bu sezon şu ana kadar bir takımın attığı en yüksek sayıya ulaşmıştık. O maçtaki hücum performansımız için hazırlanan kolaj bir video var şimdi. Gelin hep birlikte onu izleyelim. Sevgili Anadolu Efesliler, Anadolu Efes Stüdyo'da yeniden birlikteyiz ve şu anda şanslı mola başlayacak. Şanslı mola tam bir dakika boyunca sürecek. Açılışta size duyurmuştum. Uygulamamızdaki kampanyaya katılan ilk 20 fan club'lı resmi hijyen partnerimiz Konix'ten hijyen seti kazanacak. Ben de az önce ellerimi dezenfekte ederken yakaladınız beni. Konix'ten hijyen seti kazanacak. Vakit kaybetmeyin. Sadece bir dakika sürecek. 25 saniyesi geride kaldı bile. Mobil uygulamamızdaki kampanyalar sayfasına girerek şanslı mola kampanyamıza katılın. Ve resmi hijyen partnerimiz Konix'ten hijyen seti kazanan Anadolu Efeslilerden bir tanesi. Fan club'lardan bir tanesi siz olun. Sevgili Anadolu Efesler, Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor. Turkish Airlines Euro Lig'deki son maçımızda Kızıl Yıldız'ı deplasmanda 75-64 mağlup etmeyi başarmıştık. Gelin şimdi o karşılaşmanın özetini izleyelim. Here's a game working with Kuzmic on the perimeter. Lovely bounce pass from Walden. Swung it through the defense. Goes to Tuncheru's in. Touch pass to the corner. Moyman's three. Got it. Off the quick thinking and execution from Kronislav Simon. Anderson drives baseline. Bounce pass back out. Larkin wide open for the three and he got it. 8 points for Shane Larkin in the opening 12 and a half minutes.
attacking. Turns it over and a chance with the freedom of Belgrade to finish and to finish emphatically for Ogier Dobrić. What a way for Savena Zvezda to get back in business. Seven for Lloyd, who's trapped in the corner, finds a way out. It's Reith, gets the shot away with plenty of time to spare. And the big centre hits another big shot to beat the buzzer. Walking, prodding and probing and penetrating, kicking to the corner for the wide open three to beat the buzzer. Extraordinary Efes offense. Third assist for Larkin, and Moyerman is ahead of him now on 12 points. And then saying, get out of here, high above his own rim. Chris Singleton doing his bit on the defensive end. Walden working with Emmanuel Terry, who looks for it and then unloads it. Five to play in the third, Seymour. Singleton wide open for the three, and he so often makes them count. One of the EuroLeague's elite three-point shooters. Kukovic, the 21-year-old debutant. That's pass, nice pass, but in the eye of the needle to Emmanuel Terry, the man with springs in his sneakers. Anadolu Efes short-handed, but still not short of quality in the Serbian capital tonight. A fifth win in six games for them. Sevgili Anadolu Efesliler, karşılaşmanın özetini izledik. Başarılı Fransız oyuncumuz Adrien Moerman da o maçtaki performansıyla tam 27 verimlilik puanı elde ederek karşılaşmanın en değerli oyuncusu olmuştu. 17 sayı, 9 rebound, 2 asist, 3 top çalmayla oynadı Momo. Şimdi gelin Momo'nun performansından bir kesiti hep birlikte izleyelim. Here's Larkin. Larkin attacking, kicking back out, drawing the attention of the defense. Balbay wide open off the ball movement around the perimeter and makes it count. Efes back within a whisker. And it goes to Tuncer, who's in. Touch pass to the corner. Moyerman's three. Got it. Off the quick thinking and execution from Krunoslav Simon. They're three of six on the outside now. The lead is 11 and it might grow. Shane Larkin moves it back. Moyerman with the freedom of Belgrade to knock down another three. Savena Zvezda to have a chance to close the gap after so many Efes opportunities. Davidovic turned over to Moyerman. 20 seconds in the second quarter to play. Moyerman, he takes the three early in the shot clock and nails it. Their ninth three of the half. Full offense in that second quarter. 7 points for him off three. Larkin prodding and probing and penetrating, kicking to the corner for the wide open three to beat the buzzer. Extraordinary Efes offense. Comes away from the elbow. Around Chandler's screen to the far side to Balbay. Moyerman, he takes on another three. A five-star display from downtown from Adrien Moyerman, who's five of six. Moyerman playing a huge role as well, attacking two. He gets it back here off the broken play. And even when Savena Zvezda do their bit on defense, the breaks are not going their way. Seven threes between them. Larkin, the end of the shot clock. Moyerman to the corner. It's Simon, the elite sniper, looking to take down Savena Zvezda in Belgrade tonight. Minutes to play. Efes lead by 20. And Simon has stepped up in the fourth. Çok başarılı bir bireysel performansı vardı Momo'nun ama takım olarak da müthiş bir performans sergiledik. Bu önemli deplasmandan galip dönmeyi başardık. Umarız bir benzerini bu akşamki önemli maç TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz rakibimiz. O rakip karşısında da sergiliyor olacağız. Anadolu Efes Stüdyo'ya devam ediyoruz ve çok özel isimleri, çok değerli isimleri Anadolu Efes Stüdyo'da ağırlamaya da devam ediyoruz sevgili Anadolu Efesliler. Bildiğiniz gibi, tüm Türkiye'nin bildiği gibi Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 3 çember 2 labut aletinde Avrupa şampiyonu olmuş ve bizlere, tüm Türkiye'ye çok büyük bir gurur yaşatmıştı. Kamelia Dunavska antrenörlüğünde Avrupa şampiyonluğunu elde eden takımımızla göğsümüz kabarmıştı. Çok mutlu olmuştuk. Şimdiki çok özel iki konuğuma bağlanmak istiyorum. Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Sayın Suat Çelen ve Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Kaptanımız sevgili Duygu Doğan.
Sayın Başkanım, sevgili Kaptan, hoş geldiniz Anadolu Efes Stüdyo'ya. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkanım, öncelikle müsaadenizle sizle başlamak istiyorum. Yaptığınız açıklamada efendim kota almış, olimpiyat kotası almış 3 ülkeyi geride bıraktığımızı söylemiştiniz. Bu başarının büyüklüğünü nasıl açıklarsınız bize? Duygularınızı alarak başlamak istiyorum. Buyurun başkanım. Hayalini gerçek oldu. Öyle ki ritmik jimnastik özellikle grupta, bireyselde de öyle. Finale kalmamız hayal oldu. Branşımızda hem finale kalıyoruz hem de altın madalya alıyoruz ve 3 tane olimpiyat kupası aldık. Yani hayalini gerçek oldu. Böyle tanıtmayabilirim. Peki başkanım, duygularınızı da alayım mı biraz? Neler hissettiniz? Neler yaşadı? Şöyle, bu madalyada, bu çıkan işte çok büyük bir emek var. Bir defa onu söylemek isterim. 2005 yılında üniversiyat yapılmıştı İzmir'de. Hatırlar herkes. Üniversiteler Dünya Şampiyonası. Bu dönemin yöneticileri sporu bırakmış ritmik jimnastikçileri bir araya getirdi ve grup şampiyonu yapmaya çalıştı. Fakat yarışmadan sonra da bitti. Zaten sporu bırakmış sporculardı. Sonra biz 2012'de federasyon başkanı olarak göreve geldiğimizde 2014'te tabiri caizse kucağımızda bir dünya şampiyonası bulduk bizimle. Ve bir baktık ki burada grup jimnastik milli takımımızla tutabiliyor musunuz? Ülkenizde bir dünya şampiyonası sertifikasyonu ve milli takımımız yok. Ne yapacağız dedik, hemen o dönemin sporcularıyla bir araya bir grup takımı oluşturmaya çalıştık. Takımlara gittik. Bırakmaya yakın sporcularını, kabul edenleri çok kısa bir sürede hakikaten o dönemin çocukları büyük emek harcadı. O dönemin emekçileri, aileleri. Hatta bugün özgürlüğümüz onlara. Sizin bugün attığınız adımlar geçerlemekteniz yani 10 sene sonra. 10 seneye kalmadı. Biz ondan sonra çok güçlendik. Son sıralarda yer aldık. Dedi ki ne yapmalıyız? Acilen bir eylem planı yapmalıyız ve bu böyle toplama takımla olmaz. Kulüp anlayışıyla da olmaz. Yani bu kulüplerimize bir araya da yapmak şansımız yok. Kulüplerimizin en iyi sporcularını bir araya getirelim. Kulüplerimizin rızasını alalım. Antrenörlerimizin rızasını alalım. Federasyon çatısı altında devletimizin desteğini bu sporcularımıza verelim. Olumluklar konusu oraya karar aldık. Tabii buraya sporcuları da insanlar göndermek istemiyorlar. Ödü 20 yaşında ama diğer sporcularımız 12 yaşında. Böyle Çok mutluyum. Zaten kadın sporu biliyorsunuz ki kadınlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bağlıştık. Türkiye'miz günler, bütün günler, kuransında tanımış olduğu bu yüzden çok mutluyum. Başkanım, o kadar güzel özetlediniz ki müthiş bir perspektif içerisinde koydunuz tabloyu. Bu başarıdan da ne kadar büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunuzu da gözlerinizden görüyorum açıkçası. Az sonra yine size geleceğim ama müsaadenizle kaptana söz vermek istiyorum. Sevgili kaptan, duygularınla başlamak istiyorum. Neler söylersin? Öncelikle çok gururluyuz. Bir ilki başardığımız için çok mutluyuz. Bu altın madalya ülkemizdeki bu zor zamanlara çok iyi geldi diye düşünüyoruz. İnşallah daha devamı da gelecek. Çok büyük gurur duyduk başarınızla. Gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Bir teknik soru sorabilir miyim? Eminim şu anda Anadolu Efes Stüdyo'yu takip edenler çokça merak ediyor. Bu 3 çember 2 labut kategorisiyle ilgili bize kısaca bilgi verir misin kaptan? Tabii. Biz halıya 5 kişi çıkıyoruz ve her kişi de birer tane olmak üzere 3 çember, 2 de labut aletimiz var. Diğer bir serimiz ise 5 top aleti. Ritmik jimnastik grup kategorisinde 2 serimiz var. Bunlardan bir tanesi 5 top, bir tanesi de 3 çember, 2 labut. Kaptan, bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi 5 kişiydiniz. Çok önemli bir takım çalışması orada. Ben de izledim tabii ki seriyi. Ne zaman hissedersiniz o performansı sergilerken? Böyle 10. saniyede der misiniz? Evet ya, bu hani
iyi bir performans sergiliyoruz, iyi bir yere gidiyor diye hisseder misiniz? Ne zaman hisseder onu takım? Ritmik jimnastik öyle bir spor ki biz 2,5 dakika boyunca bir seri sergiliyoruz. Doğru. Ve o 2,5 dakika boyunca hiçbir şekilde dikkatimizin dağılmaması gerekiyor. Biz evet şu an çok iyi yapıyoruz dediğimiz anda bizim dikkatimiz dağılır ve çok orada önemli. Hata çıkar. O yüzden evet. Halının son anına kadar, hatta el sallayana kadar, selam verene kadar bizim dikkatimizin dağılmaması. Neredeyse kusursuza lazım. Yakın, kusursuza yani yakın değil. El sallayana kadar kurmak lazım. Bir daha söyler evet. misin kaptan? Özür dilerim. Evet. Benim sözüm duyuldu. Bir daha söyler misin? Buyur. 2,5 dakika boyunca full konsantre olmamız gerekiyor ama bu konsantreyi çok iyi bir şekilde tutabilmemiz için bizim sadece seri bitene kadar değil, hep antrenörlerimiz şunu der, seri başladığında değil halıdan çıkana kadar devam edin konsantre olmaya. Bu yüzden de biz de halıdan çıkana kadar, artık selamımızı verene kadar konsantremizi korumaya çalışıyoruz. Şimdi oradaki konsantrasyon için de önceki çalışmalar çok büyük önem taşıyor değil mi, antrenmanlar? Tabii ki. Bize o hazırlıktan da bahseder misin? Son olarak sorun bu olsun. Tekrar başkanıma döneceğim. Bu hazırlığımız kısa süreli bir hazırlığımızdayız. 1,5 aydır Mersin'deydik. Evet, ama bunun arkasında 12 senelik bir emek var. Biz çok küçük yaşta başladık jimnastik sporuna ve bu spora çok emek verdik. Okulla beraber yürütmeye çalıştık sporumuzu ve bunu da çok başarılı bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Ritmik jimnastikte çok önemli olan şeylerden bir tanesi de bu disiplini koruduğumuz zaman zaten başarı devamında geliyor. Evet, söylediğin gibi kaptan çok önemli. Başkanım, sizle devam etmek istiyorum. Geçmişten gelen perspektifi ortaya koydunuz ama önümüzdeki dönem için neler söylersiniz? Milli takımımızdan neler beklemeliyiz? Kızlarımızın 17 yaşında genel olarak düşünürseniz gelecekte çok büyük beklentimiz olduğunu zaten açık ortada. Bizim hedefimiz 2021 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda sizin de bahsettiğiniz gibi neredeyse kutsuz sergilerinin aynısını yaparsak biz orada atarsızlıkla o zaman biz olimpiyat kotasını alacağımızı umut ediyoruz. Şimdi ritmik jimnastik branşında olimpiyatı konuşmak bile hayaldi. Yani benim gözümde onlar olimpiyat kotasını aldılar, öyle diyebilirim. Dolayısıyla şimdi olimpiyat kotasına yakınız ve bunu başarabileceğimize inanıyorum. Hedeflerimiz büyük. Şimdi tabii ilgi arttı. Ben yürekten bu başarıyı kutlayan, takdir eden, alkışlayan bu zor günlerde herkese çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Bizi gerçekten çok teşekkür ederim. Anne babalarına çok teşekkür ediyorum. Üstlerine bize güvendiği için çocuklarını teslim ettik. Teşekkür ediyorum. Gerçekten teknik kurulumuza, icra kurulumuza, genel as başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yani harcanan maddi yatama harcanan yoksa emeklerin gitmesine mi yanalım derken bir anda madalyanın alması bize her şeyi unutuyoruz. Kolay değil. 4 senedir çocuklarımızın içine böyle çıkıyoruz. Onlar için seviniyorum. Emeklerinin karşılığını aldılar. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Sevgili Kaptan, bize bir de takım ruhundan bahseder misin biraz? Çok önemli. O takımdaşlık duygusundan bahseder misin? Başkanımızın da dediği gibi biz 4 senedir beraberiz ve bu takım ruhu kolay bir şekilde oluşmuyor. Ancak biz çok uzun zamandır beraber olduğumuz için artık gözlerimizle bile anlaşabiliyoruz. Zaten seri içinde bizim konuşmamız yasak. Bu yüzden de resmen telepati yoluyla birbirimizi anlaşabiliyoruz şu an. Galiba anahtar zaten kelime bu değil mi? Telepati evet. yoluyla anlaşmak. Evet. Peki nasıl tepkiler aldınız sevgili kaptan takım arkadaşlarına birlikte? O duyguları bize anlatır mısın birazcık? Çok güzel geri dönmüşler aldık. Zaten madalya hedefiyle gitmiştik ancak şampiyonluk kazandırmak bizim için çok büyük bir onur oldu. Türk milletine çok teşekkür ederiz böyle bizi güzel karşıladıkları için. Asıl siz bize böylesi bir gurur ve böylesi bir sevinç yaşattığınız için biz size teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, herhalde bu dönemde artık bu böylesi kazanılan başarıların daha büyük anlamı var. Şimdi eskiden çocuklara, gençlere erişebilmek için çok daha kısıtlı imkanlar varken şimdi sosyal medya sayesinde de anında herkesin her şeyden haberi oluyor. Gençlerimize, çocuklarımıza çok büyük etkisi olacaktır değil mi? Neler söylersiniz efendim son olarak kapatırken bu konu hakkında? Ben de eski bir sporcuyum. Benim sporcuyum da olimpiyatlar izlediğimizi öğrenmek için buradan mesaj atardık. 6 ay sonra ilişkilerdi. Görebildik veya öğrenmezdik. Şu anda artık
Dünya bu ekranın karşısında anında her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Ben bu kızların gerçekten tüm dünyanın temel spor olarak gördüğü zamanımızda ülkemize tanıttılar. Tabii Dünya Şık Federasyonu 2019'da biliyorsunuz İbrahim Kolak artistik bunlar işte dünya şampiyonu olması, Ahmet Önder'in dünya ikincisi olması, 4 tane olimpiyat kotası almasının akabindeki yılda 2020'de kızlarımızın böyle altın madalya alması ve şu an Mersin'deyim Avrupa Artistik Gimnastik Şampiyonası'nı organize edeceğiz. Burada alacağımız madalyalar Türkiye'de jimnastiğin ne kadar ilerlediğini göstermektedir, gösterecektir de. Yani ben şuradan sizin de vasıtanızla şunu söylemek isterim ki biz federasyon olarak sadece şampiyon yetiştirmek için çabalamıyoruz. Zaten bütün sporların o fundamental'ını, temelini veren onlara bir altyapı yetiştiren bir sporcu fabrikası olarak görüyoruz kendimizi. Dolayısıyla sorumluluğumuz büyük ama diğer taraftan da bayrağımızı dalgalandırmamız son derece bizi mutlu ediyor. Emek veren, destek olan Gençlik Spor Bakanlığımıza ve bizi destekleyen herkese bir kez daha size de teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak biz de bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz bu başarıyı. Sevgili kaptan, takım arkadaşlarına da lütfen iletmeni senden rica ediyoruz. Sayın çok Başkanım, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz Anadolu Efes Stüdyo'da. Nice nice şampiyonluklar, nice nice Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu, altın madalyalar bekliyoruz jimnastikte. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte oldunuz. Sevgili Anadolu Efesliler, Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor. Kısa bir aranın ardından sizlerle birlikte olacağız. Sen basketbola göre kısasın. Boşuna uğraşma. Kendine başka bir yol çiz dediler. Dinlemedim, takım kaptanı oldum. Senin geleceğine de sadece bir kişi karar verebilir. Sen. Buz gibi gerçek. Sprite. Sevgili Anadolu Efesler, Anadolu Efes Stüdyo'da yeniden sizlerle birlikteyiz. Avrupa Basketbolu'nda ilklerin takımı olan kulübümüz Bayern Münih maçında 300'e yakın basketbol severi dijital türbünde ağırladı ve yine bir ilke imza attı. Taraftarlarımızın maç heyecanına artı bir olmasını sağlayan projeye Microsoft ve Bein Sports Türkiye'de destek vermişti. Peki bu proje nasıl hayata geçti ve nasıl hazırlıklar yapıldı? Gelin o hazırlıkların videosunu hep birlikte izleyelim. Evet, böylesi çok ciddi bir hazırlık yapılmıştı dijital türbün için. Şimdi yönetmenimiz sevgili Arzu Akbaş'tan rica edeyim. Bu dijital türbün için hazırladığımız bir de infografik var. Şimdi onu paylaşacağız. Yaptığımız işin çerçevesiyle ilgili bir fikriniz olması açısından paylaşmak isteriz siz sevgili Anadolu Efeslerle. Anadolu Efes Spor Kulübü dijital türbününün hazırlık süreci yaklaşık 2 ay sürdü. Katılımcıların sorunsuz bir deneyim yaşamaları için 100'den fazla kişi görev yaptı bu işte. Kullanılan LED ekranların uzunluğu 27,5 metreye 3 metre şeklindeydi. İnternet altyapısı için 900 megabit simetrik teknolojisinden yararlanıldı. Kullanılan kabloların uzunluk toplamı tam 7 kilometreydi ve canlı moderasyon ekibinde 20'ye yakın çalışan görev yaptı. Evet sevgili Anadolu Efesler, ve bu proje içinde tam 4 marka işbirliği gerçekleştirdi ve dijital türbünümüzde yaklaşık 300 taraftarı ağırladık. Türbünde yerini almış yüzlerce Anadolu Efesli ve bizi destekleyen tüm taraftarlarımız sayesinde bu proje hayata geçti.
kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve Anadolu Efes Stüdyo'ya tüm hızımızla devam ediyoruz. Yaklaşık yarım saatlik bir süre var karşılaşmanın başlamasına. Oyuncularımızla Dünya Turu video serimizde yıldızlarımız doğdukları yerlerle ilgili çeşitli bilgileri paylaşıyor. Ve bu videolarda YouTube resmi kanalımızdan yayınlanıyor. Peki başarılı Alman pilotumuz Tibor Pleiss Almanya ile ilgili neler söylemiş? Hep birlikte izleyelim. I would say Berlin, the capital city, nice place. Second one, I would say, I just been there this summer, Hamburg, really nice on the water, and my hometown, Cologne. I mean, you can see it if we play the Final Four, that's where everything, the magic happened. So I would say, yeah, Cologne, that's my hometown. Bungee jumping, paragliding, no, must do things. Techno dancing. I would say my country, winter sport is really big. When you go down to Munich in the winter time, it's wonderful, beautiful. Playing basketball, but that doesn't count. I mean, not everybody can do it. Playing on the streetball court is cool. Do streetball playing because it makes so much fun. You can imagine, like, if you play with other people and they come together and it makes fun, really cool. And the third thing, oh yeah, really important. You have to see the dome. That's a big, big building, church in my hometown. You have to see it. I mean, the other cities are fine, you know, but Cologne, place to be, believe me. I would say, like, if you talk about really about German food, it's Haxe. It's really tasty. That's the food you have to eat when you're in Germany. It's really typical. I can't say something else, but really hurt you guys. But Turkish Döner. I mean, I grew up in Cologne. We have a lot of Turkish guys living there, so you should try the German Döner, the German version. I mean, Turkish Döner, German Döner should be like not a big difference, but it is. I mean, everybody is saying, like, if you think about German food, it's sausage. I'm not the biggest fan, but that's something you should try at least if you're coming over. Dankeschön means Tischekula or thank you. It's always important to be kind, you know. If somebody's helping you out, say thank you. That's how I grew up with my parents. Like, they taught me saying thank you. Guten Tag, another way to say being kind, or good morning, guten Morgen, Gneiden, important as well. There's, for example, like airplane, avion in French, and then Flugzeug in German. That's, we have a beautiful sounding language, so not too hard. It's like singing, you know. Evet, Anadolu Efes stüdyoda Tibor Pleiss'la birlikteydik. Dünya turuna çıktık. Kendisi bizim memleketine, Almanya'ya götürdü ve Almanya ile ilgili keyifli bilgiler verdi. Ama Tibor Pleiss'la birlikteliğimiz bununla sınırlı değil sevgili Anadolu Efesler. Neden mi? Çünkü şimdi Anadolu Efes stüdyoda konuğum, başarılı Alman pivotumuz Tibor Pleiss. Tibor, hoş geldin. Merhaba, merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz bize değerli zamanından vakit ayırdığın ve Anadolu Efes Stüdyo'da bizle birlikte olduğun için. You're welcome, I have no idea what you said. Peki, thank you very much for your time and thank you for being with us here at Anadolu Efes Stüdyo. It really means a lot to us. İlk sorusuyla başlayacağım Tibor Pleiss'a ve keyifli sohbetimizi başlatalım. Böylece I would like to start off with the very first question. And all the Anadolu Efes fans, of course, wonder when you are going to be back. Tüm Anadolu Efesliler senin ne zaman yeniden sahalara döneceğini, sahaya döneceğini, parkeye döneceğini merak ediyor. Maşallah, inşallah. No, I would say, like, we will see. Like, I mean, I started practicing yesterday. So, of course, like, the body is not on the level like few days ago. Like when I stopped, but I feel good, and for sure, like in the next few days, I will improve and will feel more energy. Dün antrenmanlara başladım. Açıkçası kendimi şu anda iyi hissediyorum, ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde sürdüreceğim idmanlarla ve kendimi daha iyi de hissedeceğimi düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda, inşallah ve maşallah, en kısa sürede yeniden kadroda olurum ve parkede takımımla, takım arkadaşlarımla birlikte olurum dedi Tibor. Peki, senin açından değerlendirdiğimizde sevgili Tibor, nasıl bir sezon geçiyor? How would you like to comment on the season? How do you think the season is going for us?
for us, I would say like to beginning we had some problems to finding like ourselves, because last year we had a totally different flow. So after a long break, it took few weeks, few months to get used to each other again. But I would say like we are really close to being on the level like last year. You know, like team spirit is amazing like always from the beginning. But now we are finding each other again, and yeah, it's getting better and better. Açıkçası sezon başında bazı problemler yaşadık, çünkü baktığınızda basketbola takım olarak da çok uzun bir ara verdik. Dolayısıyla biraz zamana ihtiyacımız oldu, kendimizi bulmak, yeniden birbirimizle o takım ritmini, takım ahengini, uyumunu yakalayabilmek adına. Ama baktığınızda bizim takım ruhumuz gerçekten çok iyi. Zaten hali hazırda olan bir şeydi. Takım olarak biraz zamana ihtiyacımız vardı. Ve bence o zamanı da iyi kullanıp yeniden o takım ritmini, takım ahengini, takım uyumunu yakaladığımızı düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde de sadece ama sadece çok daha iyiye gidecektir diye düşünüyorum, dedi Tibor Plyce. Takım içerisindeki en yakın arkadaşlarından bir tanesi de Shane Larkin. The question is about Shane Larkin, by the way. Ve ilk kez de Türk milli takım formasını giydi Shane Larkin. Bu konuyu hakkında hiç onunla konuştun mu? Shane Larkin, one of your closest friends on the team. And he's also now playing for the Turkish national team. Yeah. And just last weekend he also played for Turkey. Have you ever talked with him on this special subject? I mean, of course, we had it in our conversations, and he said, like, now it's time to play the first game for Turkey, because it was not possible before. But he was really excited playing with these guys. And... Yes! Tibor, we are going to continue with Shane, but I would just like to ask you, what do you feel at this very moment when you as a team come on the court on the hardwood? I would say right now, from my point of view, that I'm at the wrong place, because normally I'm down there, and for me it's kind of like not painful so much, because it was just 1 week I didn't be with the team, but I feel more comfortable down there than here. Açıkçası ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Benim aslında olmam gereken yer orasıydı. Şu anda takımla birlikte sahaya çıkıyor olmam gerekirdi. Biraz tabii hani çok acı olduğunu söyleyemem ama biraz içim burkuldu. Benim ait olduğum yer orası ama ben de takım arkadaşlarıma güveniyorum. İyi bir maç oynayacaklarını düşünüyorum. Ben de umarım en kısa zamanda onlarla birlikte olacağım, takımda olacağım. So going back to Shane. Shane konusuna geri dönelim. No, Shane was really excited about his first game, and I mean the second game he played was amazing. He helped Turkey winning the game, so it was great. Evet, Shane Larkin'le tabii ki Türk milli takımı forması giymesi konusunda konuştuk. Kendisi çok heyecanlı olduğunu söylemişti. Daha önce aslında giyebilecekken sakatlığı nedeniyle giyememişti. Ama geçtiğimiz hafta ilk maçını cuma akşamında oynadı. Ve pazar akşamı da ikinci maçına çıktı. İlk maçında çok iyi değildi belki ama ikinci maçında gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Bu konuyu tabii ki Shane Larkin'le aramızda konuştuk. You have been wearing number 21 for such a long time now. What is the story behind 21? 21 numaralı formayı giyiyorsun çok uzun süredir. Actually, to beginning, the story was not that special. Like, I went to the national team, and was like they gave me like one like 20 the number 21 like to the beginning in the preseason, and yeah, then in the following year. I moved from Cologne, where I had number 18 before. I moved to Bamberg, and I was thinking maybe it's time to have a new number. And in the national team, I felt really comfortable with number 21, so I keep the number. And later, I found out that the number has a lot of meanings, like powerful meanings. Like it's a really powerful energy number. So I'm really happy, and I always try to keep my number.
Açıkçası 21 numaralı formayı giydiğim için çok mutluyum. Benim enerjimi her zaman yüksek tutuyor. Çünkü 21 rakamının arkasında da çok güçlü anlamlar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla mümkünse eğer 21 numaralı formayı giymeye devam ediyorum kariyerimde. İlk olarak da milli takımdayken 21 numaralı formayı giymiştim. Daha sonra Köln'de oynarken 18 numaralı formayı giymiştim. Ama sonra Bamberg'e geçtiğimde yeniden 21 numaralı formayı giymeye başladım. Ve o zamandan beri de mümkün olduğunca 21 numaralı formayı giymeye çalışıyorum diyor sevgili Tibor. TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz is one of your former teams. Bu akşamki rakibimiz senin daha önce de formasını giydiğin takımlardan bir tanesi. What do you think about this game? How do you think tonight is going to be? Bu maçla ilgili düşüncelerin nedir? Nasıl olacak sence? Baskonia is always a tough team to play against because they have always really crazy and motivated coaches. I mean, it's actually the same coach I started playing with when I started in Baskonia. So now that he's pushing the team to their limits, so for sure it will be like a tough fight today, like for every ball. They will come here for sure to win the game, and they will not give us the game as a gift. You know, we have to take it. We have to play 100% over 40 minutes But for sure, like, we have a great chance. Kazanmak için gerçekten büyük bir şansımız olduğunu söylemekle birlikte TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz'in de gerçekten çok tehlikeli ve güçlü bir takım olduğunu vurgulamak durumundayım. Benim forma giydiğim dönemdeki baş antrenörlüğünü yapan aynı isim yine bu akşam baş antrenörü olarak çıkıyor takımın başında ve takımın sınırlarını zorlayacaktır mutlaka. Kesinlikle boş bir takım değil. Her maç için, her top için mücadele edeceklerdir ve buraya kazanmaya geldiklerini de biliyorum. İyi de bir form grafikleri var son dönemde. Kesinlikle bize maçı hediye etmeyeceklerdir. Dolayısıyla biz de %100'ümüzü takım olarak sahaya yansıtmalı ve 40 dakika boyunca maçı kazanmak için mücadele etmeliyiz diyor Tibor Pleiss. One last question. Son bir soru daha yönelteceğim. Sonra mesajlarını alacağım Tibor Pleiss'in. Our second captain Brian Dunstan is now the all-time block leader in EuroLeague. And you are also in the same list and in the sixth place. Yeah. Sharing the sixth place with Tavares. How important is it for you such statistics? Şimdi tüm zamanlar blok sıralamasında ikinci kaptanımız Brian Dunstan şu anda lider durumda. Sen de Walter Tavares'le 6. sırayı paylaşıyorsun. Senin açından, bireysel performansın açısından bu istatistiklerin nasıl bir önemi, değeri var? I would say it's something really, really special because it's already my 9th year in EuroLeague. And next year will be my 10th year. It will be a special year for sure. But it shows myself and maybe like some other guys, like what I did already in this league, like that I left my foot stamp here. And for me, it's amazing. Like, I hope the show goes on. That will be not just 10 years because I really like the league, but for sure, like being in the top 10 of blockers is it's a part of history, so I'm really proud of that and I hope I will keep going. Tabii ki bu istatistikler oyuncuların bireysel kariyerleri açısından büyük bir önem arz ediyor. Benim için de öyle. Baktığınızda EuroLeague'de 9 yıllık bir kariyerim var ve önümüzdeki yılda 10. sezonum olacak umarım. Tabii ki EuroLeague kariyerimin sadece 10 sezonla sınırlı kalmasını istemiyorum. More years to come. For sure. Tabii ki ondan çok daha fazla yıl EuroLeague'de mücadele etmek istiyorum. Bu noktada da önemli bir hedef koymak adına da ve EuroLeague tarihinde de iz bırakmak adına da elbette büyük önem arz ediyor böylesi istatistikler. Çünkü baktığınızda bu listelerde yer alarak, bu listelerde üst sıralarda yer alarak, tırmanarak tarihinde bir parçası olmuş oluyorsunuz. Ben de tabii ki kendi kişisel kariyerim adına bu tarihi yazmak adına mücadele ediyorum. So Tibor, before you leave studio, I know that you're really very excited about the game. Maçla ilgili olarak çok heyecanlısın biliyorum. Anadolu Efes stüdyodan seni göndermeden önce we would like to get your messages to Anadolu Efes fans. Looking at that camera over there, what would you like to say to Anadolu Efes fans? Anadolu Efeslilere neler söylemek istersin? Hey guys, I hope the time is coming that we see each other again in the same arena.
and that we will have this moment from last year or the last 2 years again, because I still get goosekin when I think about this moment. And yeah, we are playing for you guys. I hope you still enjoy watching us playing basketball, and that you cross a thumb for us that we will have a good and successful season. Evet, umarım en kısa sürede yeniden görüşürüz. Bu salonda yine hep birlikte oluruz. Başarılara yine hep birlikte imza atarız. Tıpkı son iki senedir olduğu gibi. Buradaki atmosferi düşündükçe inanın sevgili Anadolu Efesliler, tüylerim diken diken oluyor. Ve en kısa sürede sizlerle birlikte bir arada oluruz bu salonda. Yine çok güzel, çok başarılı maçlara imza atarız ve başarılı bir sezon ve sezonlar geçiririz hep birlikte. En kısa sürede görüşmek üzere diyor Tibor Plyce. Biz de Tibor Plyce'a çok teşekkür ediyoruz, ama kendisini bırakmadan önce Anadolu Efes Stüdyo'daki konukluğu anısına formayı imzalamasını istiyoruz. Hangi formayı? We would like to kindly ask you to sign our mascot, Çaylak jersey. If you do not mind. Evet, Çaylak'ın formasını, Çaylak'ın çift sıfır numaralı formasını şimdi başarılı Alman pivotumuz Tibor Plyce imzalıyor işte. Would you please kindly show to Anadolu Efes fans as well, Tibor? Evet, siz sevgili Anadolu Efeslere de gösteriyor işte Tibor Plyce bu şekilde. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tibor. Oh no. Çok teşekkür ederiz. We got an extra one, don't worry. Thank you very much. Danke schön. You're welcome. Teşekkür. Çok teşekkürler. İnşallah en kısa sürede yeniden takımda görmek istiyoruz seni. Evet sevgili Anadolu Efesler, Tibor Plyce'la birlikteydik. Kısa bir ara, ardından Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor. Kia Sportage. Onda verimli 1.6 litre dizel motoru sayesinde 100 kilometrede sadece 4.7 litre yakıt tüketimi var. Sizde hiç bitmeyen bir heyecan. Onda 136 beygir gücünde motor var. Sizde doğru seçimi yapmanın gücü. Onda JD Power, Red Dot ve IF Design ödülleri var. Sizde yeni hikayeler yazacak bir ruh. Kia Sportage, sizin kadar iddialı. Yeniden sizlerle birlikteyiz Anadolu Efes Stüdyo'da. Anadolu Efes ve TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz'in karşılaştırmalı istatistikleri şimdi ekranlarınızda. Takımımız bu maça kadar 81.2 sayı ortalamasıyla oynarken rakibimizin ortalaması ise 80.8'di. Asist alanında Anadolu Efes 19.5 ortalamayla oynarken İspanyol ekibin ortalaması ise 19.1 oldu. Verimlilik puanı alanında ise bizim 95.4 ortalamamıza karşılık rakibimizin ortalaması ise 93.8'de kaldı. Bugünkü maçımızın detaylı istatistiklerini canlı olarak mobil uygulamamızdan takip edebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isterim sevgili Anadolu Efesler. Bugün eski iki oyuncumuz Alec Peters ve Zoran Dragić TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz takımıyla birlikte geldiler. Alec Peters'a ve Zoran Dragić'e de hoş geldin demek istiyoruz. Ayrıca bir de çok özel ve değerli bir isim var. Yardımcı antrenör ve Türk basketbolunu İspanya'da başarıyla temsil eden sevgili Murat Bilge hocamız da yine TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz takımıyla birlikte geldi İstanbul'a. Bu akşam rakibimiz, kendisine de hoş geldin diyoruz. Gelin biraz da rakibimizi yakından tanıyalım ve onunla ilgili bilgilere bakalım. TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz Turkish Airlines EuroLeague'de sahaya çıktığı 10 maçta 5 galibiyet aldı ve şu an 10. sırada. Son maçında Olympiakos'u deplasmanda 90-76 mağlup eden TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz'in en skorer oyuncusu 13 sayı ortalamayla Rokas Giedraitis oldu. Bugünkü rakibimizin rebound lideri de 5.6 ortalamayla Akile Polonara. Perrier Henry ise 7.1 asist, 1.7 top çalma ve 17.3 verimlilik puanı ortalamalarıyla da takımının bu alanlardaki lideri. Şimdi de sevgili Anadolu Efesliler, bu önemli karşılaşma öncesinde baş antrenörümüz Sayın Ergin Ataman'ın açıklamalarına göz atalım hep birlikte. TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz'de Perrier Henry çok yönlü bir oyuncu. Takımın hücum temposunu ayarlıyor. Zaman zaman 3 uzunlu 5'lerle oynayıp fiziksel avantaj sağlıyorlar. Bu yüzden pot altında Yusufa Fall ve Tonya Cekiri'yi çemberden uzak tutmamız gerekiyor. Uzun süreli sakatlıktan dönen oyuncularımızı bu maçta dikkatli kullanmalıyız. Form tutmaları için zamana ihtiyaçları var.
TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz son 3 maçında önemli takımları farklı skorlarla yenerek İstanbul'a geliyor. Kazanmak için mutlaka iyi savunma yapmalıyız dedi baş antrenörümüz Sayın Ergin Ataman. Yine bu önemli maç öncesinde Shane Larkin'in dikkat çeken istatistiklerini paylaşmak istiyorum sizlerle sevgili Anadolu Efesler. Shane Larkin bu karşılaşmada 9 sayı kaydetmesi halinde Euroleague kariyerinde toplam 1500 sayıya ulaşmış olacak. Larkin ayrıca Euroleague'de sahaya çıktığı son 16 maçta da çift haneli sayı kaydetti. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Değerli basketbol severler, karşılaşma Anadolu Efes TD Systems Baskonia Vitoria Gasteiz mücadelesi Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Saat 19.30 itibariyle artık kısa bir süre kaldı ama Anadolu Efes Stüdyo'da yayınımız devam ediyor. Fan Club'lılara önemli bir hatırlatma, ilk 5 quizimiz var. İlk 5 quizimiz birazdan mobil uygulamamızda yayında olacak ve ilk 5'imizi doğru tahmin edin 10 Fan Club puanı kazanın demeyi de unutmuyoruz. Evet sevgili Anadolu Efesler, böylece Anadolu Efes Stüdyo'nun sonuna geldik. Ben Deniz Mustafa Özben az sonra sağ kenarında yerimi alacağım ve takım sunumlarını gerçekleştireceğim. Ayrılmayın lütfen Anadolu Efes Stüdyo'dan çünkü hava atışına kadar yayınımız devam edecek. Anadolu Efes Stüdyo'da bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Anadolu Efes Stüdyo'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
hep birlikte, birlikte zaferlerle koşalım hep birlikte. Efes'te kupalar kazanalım hep beraber. Olalım tribünleri donduralım Efes'te hep birlikte, hep birlikte koşalım. Yürekten taraftarız, heyecanlıyız. Zaferler bizim olsun, sahalar Efes'te koşsun. Hep birlikte, birlikte kazanmaya inandık hep birlikte. Birlikte kupalara uzandık hep birlikte. Birlikte zaferlerle koşalım hep birlikte. Efes'te kupalar kazanalım hep birlikte. Birlikte zaferlerle koşalım hep birlikte. Efes'te kupalar kazanalım. Mr. Dusko Ivanovic.
Anadolu Efes'in ilk beşi.